merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün size bu şalın baştan sona detaylı bir şekilde anlatımını yapacağım gördüğünüz gibi çok güzel harika bir model bunu da sizinle birlikte ördüm aslında videonun başını çekiyorum şimdi böyle arkadaşım sipariş almıştı baştan sona detaylı bir şekilde anlatalım istedim Öznur arkadaşım yardım etti sağ olsun o da buradan sevgilerimi selamlarımı yolluyorum bu tür modellerin daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden bol yorum bekliyorum, bol beğeni ve bolca kalp bekliyorum. Ne kadar çok izlenirse, beğenilirse ben bu tür modeller daha çok yaparım. bilginize sunuyorum, eksik etmeyin yorumlarınızı, kalplerinizi benden ki daha güzel modeller, bu tür modeller gelsin. Evet, modelimize geçelim arkadaşlar. Modelimiz de harika. Şöyle ayrıyeten bu modelin yapımını da anlatabilirim çok örmüştüm isim olarak bilmiyorum böyle gördüğünüz gibi burada da böyle bu şekilde geçirme yeri var çok benzerini ben ölmüştüm fular olarak örmüştüm bu etoşal eto şekli arkadaşlar İp olarak bize ne lazım 2,5 buçuk yumak bu ipten gitti şöyle simli makrome ipi 2,5 buçuk yumak gitti Başlarken 3 numarayla öreceğiz. 3 numara şiş lazım bize. 3 numara şişle öreceğiz. E, bu kısmı da 3 numara şişle ördüm. Şöyle kısa şişlerim var. Patik şişleri. Onlarla yaptığım. Şöyle göstereyim. E, sonrasında 6 numara şişle de bu kısmı öreceğiz. Dilerseniz 5 numara çok geniş olmuş derseniz 5 numarayla da örebilirsiniz. E, size kalmış. Şöyle diğerini kaldırmışım. Sonra ben şöyle uç kısımlarda bu da 6 numara. Uç kısımlarda buna e, öreceğim. E, bir de bize tığ lazım arkadaşlar çiçeğin yapımı için. Tığ lazım. Tığım nerede? Şöyle elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Çiçeğini yapacağız. Bir de bu uç kısımları tığımızla yapacağız. Evet, böyle. Başka da bir şey unutmadım sanırım. E iğne lazım bu çiçeği en son dikeceğiz. Böyle boyut olarak ideal arkadaşlar. Her bedene uyar. E ben bir de örüp size santim olarak da vereceğim ne kadar ördük o şekilde santim olarak vereceğim hatta şöyle en olarak da şuradan bakın şuradan şuraya kadar vereyim Evet mezuram aldım geldim şöyle bakın buradan şöyle ölçelim burası ense kısma gelecek Şöyle. Evet. 95 santim, 94 santim arkadaşlar. 94 santim. 3 numara şişle öreceğiz. Burası e, biraz daha geniş geldi gözüme. 3 e, numara şişle öreceğiz. Biraz daha sıkı olabilir bizimki yaptığımız. Evet. Şöyle ben kameramın ayarını düzelteyim, biraz aşağı indireyim. Çok yukarıda e, geleceğim hemen. Evet 3 numara şişimizle başlıyoruz. Ee, i̇pimi ikiye katladım. 90 tane ilmek atacağız. Çift sayı e, kaç diye sorarsanız 45 çift ilmek atacağız. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde 90 tane ilmek atalım. Çok da sıkı tutmayalım. Çünkü e, direkt 6 numara şişimize geçeceğiz. Evet 90 ilmeğimi atıp Döneceğim. Evet 90 tane ilmeğimi attım. Şöyle. Burada bu iki ipimi birbirine bağlıyorum. Çevirdim. Şimdi bu sırada ilk sıramızda artırma yapacağız. Ondan sonra hiç artırma yapmayacağız. E, 6 numara şişimi aldım. Dilerseniz dediğim gibi 5 numara şişte örebilirsiniz. Çok geniş oluyor dersiniz. İlk ilmeğimi örüyorum düz olarak örüyoruz. İki taraftan da düz öreceğiz. Bir ilmek ördük, bir doladık. Bir ilmek örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Evet, ek sıramız bu. Bir ilmek örüp bir doluyoruz. Bir ilmek örüyoruz, bir doluyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim böyle ilk sıra biraz zor olabilir İnce şişten kalın şişe de geçiriyoruz Evet bir doluyoruz bir örüyoruz sıranın sonuna kadar gelelim Evet sıranın sonuna yaklaştım şöyle sonunda göstermek istiyorum bir doladım yine bir ördüm bir doluyorum. Son ilmeğimde örüyorum. Evet, bitti. 3 numara şişimi bırakıyorum. Diğer 6 numara şişimi alıyorum. Şimdi desenimize geçiyoruz arkadaşlar. Desenimizi önden de aynı şekilde öreceğiz. Arkadan da aynı şekilde öreceğiz. Evet, şöyle ipimi kendime doğru alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldığım bir doladım. Hem artırdığım ilmek hem normal ilmek ikisini bir örüyorum. Bir doluyoruz. İki ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Bakın önümde hemen artırdığım ilmek var. Sonraki normal ilmek ikisini bir örüyorum. Bir doladım. İki ilmeğimin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. İki ilmeğimin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. Bir doluyoruz, iki ilmeğimizi örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Artırdığımız ilmeklerle toplamda 2 katına çıkmış oldu. Yani 90 ilmek başladık. 2 kere 9 18 180 ilmek değil. 179 ilmeğimiz var arkadaşlar. Olması lazım. Saymadım ama evet. Bir doluyoruz. 2 i̇ki ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 i̇ki ilmeğimizin ikisini bir örüyoruz bir doluyoruz iki ilmek örüyoruz modelimiz bu Evet bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim Evet sıranın sonuna geldiğim orayı da göstermek istiyorum doladığım iki ilmeğin ikisini bir örüyorum doladığım son iki ilmeği bakın artırdığım ilmekle evet, sonraki ilmeğin ikisini bir ördüm Evet sırayı tamamladık çeviriyoruz şöyle çevireyim diğerleri çarpmadan İpimi kendime doğru alıyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sonrasında mutlaka doluyoruz bakın bir üst sıraya geçti ilk ilmeğimizi örmeden aldık doladık yine doladığımız ve bir sonraki ilmeğin ikisini bir örüyoruz evet modelimiz sadece bu arkadaşlar bir doluyoruz bir alttaki doladığımız ve sonraki ilmeği ikisini bir örüyoruz bir doluyoruz iki ilmeği örüyoruz Modelimiz bu kadar kolay. Hem ön yüzden bu şekilde hem de arka yüzden bu şekilde örüyoruz. Bir doluyoruz, iki ilmeği örüyoruz. Evet, bir sıraya geçişi tekrar göstereceğim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim. Bir doluyorum, iki ilmeğin ikisini bir yine örüyorum. Bir doluyorum. Son iki ilmeğimi de örerek sırayı tamamlamış oldum çeviriyorum bir sıraya geçişi dediğim gibi yine göstermek istiyorum ne yapmıştık ipimizi kendimize doğru alıyoruz ilk ilmeği örmeden alıyoruz bir doluyoruz artırdığım ilmek ve bir sonraki ilmeği ikisine bir örüyorum bir doluyorum iki ilmeği örüyorum Evet artırmayı unutmayalım arkadaşlar bir doluyoruz iki ilmeğin ikisini bir örüyoruz bir doluyoruz iki ilmeği örüyoruz Evet modelimiz ön yüzden de arka yüzden de bu şekilde olacak böyle yeteri boyuta kadar gelecek arkadaşlar ben birazdan size santim olarak da ne kadar ördüğümü göstereceğim beraber ölçeceğiz ona göre yaparsınız siz omzuna zaman atarsınız artık kendinize göre biraz daha uzun ya da kısa yapabilirsiniz kime yapıyorsanız o şekilde Evet, böyle şöyle yan tarafı sayarsak ben hatırladığıma göre 34 böyle, bakın burada çizgiyi sayıyorum, 34 ya da 35 diye hatırlıyorum ama size santim olarak vereceğim çünkü elinizin sıkılığı, genişliği önemli. şiş mesela küçük, ince daha ince bir şişle yaptıysanız sayının anlamı kalmıyor. Evet modeli öğrendiniz arkadaşlar. Ayrıyeten videosunda çekebilirim. Aynı anlamadım derseniz. Böyle bu şekilde yapıyoruz. Ee, böyle bitireceğiz. Sonra bu uç kısmının yapımını size göstereceğim. Evet. Birazdan göstereceğim size. Evet bunu arkadaşım Öznur tamamladı. Eline sağlık diyorum. Buradan ona da. Ee, boyut olarak da santim vereyim. Ne kadar ördük. Şöyle göstereyim. 39 santim bakın 39 santim olana kadar örmüşüz. Şimdi kesmeyeceğiz arkadaşlar. Hem kenarını gideceğiz, e, kenar uç kısmını yapacağız, hem de kesme işlemini beraber yapacağız. Şöyle göstereyim. Evet bakın örümcekli kenar yapacağız burada olduğu gibi. Evet tığımızı alıyoruz şöyle ilk ilmeğimi aldım 1-2 zincir çektim ilmeğimi genişlettim bir örümcek yapıyorum şöyle parmağımla göstereyim bakın parmağımdan biraz büyük bir örümcek yaptım 5 zincir çekiyorum 1-2-3-4-5 hemen bu örümceğin tepesine başına dolamadan batıyorum 5 zincir 2-3-4-5 tepesine başına dolamadan batıyorum tekrar 5 zincir 4 5 tepesine başına dolamadan battım 3 tane pipirik yapmış olduk burada zincir çekebilirsiniz çekme edebilirsiniz ilmeğimi genişlettim bir örümcek yapıyorum Evet bakın bir doladığım ilmek var bir de normal ilmeğim var ikisine bir başına dolamadan batıyorum Burada bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi genişlettik. Bir örümcek yapıyoruz. 5 zincir. Örümceğin tepesine başına dolamadan batıyorum. Şöyle iki telini alacak şekilde batarsak daha güzel olur. 5 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Tekrar 5 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Şöyle göstereyim. Hiç zincir çekmeden ilmeğimi genişlettim. Bir örümcek yapıyorum. Evet. Sıradaki iki tele başına dolamadan batıyoruz. Böyle. Bir zincir, bir örümcek. Aynı işlemi yapıyoruz hep. İki tele batacağız. Şöyle düşmesin diye de dikkat ediyorum ama. Bir, iki, üç, dört, beş tepesine batıyorum 5 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum tekrar 5 zincir Evet üçüncü pipirimi yaptım ilmeğimi genişlettim örümcek yapıyorum aynı boyutta ikinci örümceğimizi yapıp hem doladığımız ilmeği hem normal ilmeğimizi başına dolamadan batıyorum ve şişimden çıkartıyorum bu şekilde bir zincir bir örümcek Evet. Kenarımız bu şekilde olacak. Tamamen bütün ilmeklerimizi bu şekilde yapacağız. Kapatacağız, uç kısmını yapmış olacağız. Böyle sonunu göstereceğim size bu şekilde ilerleyelim. Evet, gördüğünüz gibi uç kısmında tamamladım. Bu şekilde oldu tamamen uç kısmı. Şimdi ne yapacağız? Şöyle şuradan göstereyim. Bu yan tarafa yan tarafına buraya bu kısmı yapacağız. Bakın. 3 numara şişle öreceğiz. Önden düz, arkadan ters yapacağız. Şöyle 4 parmak genişliğinde ördükten sonra yine desenimizi yapacağız. Evet, şöyle tığımla en son buraya batmışım. Tığımda ilmeğim var, ipimi kesmiyorum. Bu yan tarafa gideceğiz o yüzden. E tığım bırakıyorum. 3 numara şişimi aldım. İlmeğime geçirdim. E, bu sırayı sayarsak benimki 34 35 sıra ama bu yan taraftan 20 tane ilmek çıkarmam lazım. O yüzden şöyle size biraz anlatayım. Evet. İlmeğim var. Hiç zincir çekmeden ilmeğime geçirmişim gördüğünüz gibi. 2 tel yukarıda, bir tel aşağıda kalacak şekilde batıyorum, ilmek alıyorum. 2 tel yukarıda, 1 tel aşağıda kalacak şekilde batıyorum, ilmek alıyorum. 3 oldu. Evet. Sonra bir tane atlıyoruz. ikinciye batıyoruz ilmek alıyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinciye şöyle iki tane yukarıda kalacak şekilde batıp ilmek alıyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinciye ikinci sıraya batıp ilmek alıyoruz. Bir bir tanesini atlıyoruz. ikinciye batıp ilmek alıyoruz. Evet bu şekilde devam edelim. Bu ense kısmına gelene kadar ilmek alacağız. 20 ilmeği tamamlayalım. Evet 20 tane ilmek çıkartalım. Evet 20 tane ilmeğimi çıkardım. Gördüğünüz gibi şimdi çeviriyorum tersindeyiz. Burası tersi. Diğer şişimi aldım. İlk ilmeğimi şöyle çevirip örmeden alıyorum. Tersinde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Önden düz arkadan ters öreceğiz. Evet böyle. Ters örerek devam ediyorum. İlmekler geniş olduğu için birazdan toplayacak kendisine önce şişle ördüğümüz için. Evet son ilmeğimi de şöyle düz öreyim. Çevirdim. Ön yüze geçtik. İlk ilmeğimi yine kenar düzgün olsun diye örmeden alıyorum. Düz örerek devam ediyorum ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Önden düz arkadan ters öreceğiz. 5 parmak 4 parmak mı 5 parmak mıydı? Tekrar göstereyim. Şöyle bakın. 4 parmakmış. 4 parmak olana kadar önden düz arkadan ters örelim. Sonra desenimizi göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi tamamladım. 4 parmak şöyle göstereyim. 4 parmak olana kadar ördüm. Şimdi desen yapacağız. Buradaki desenimizden yapacağız. Kalın şişimi aldım. Altı numara şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Evet. Desenimizde e, ikinci sırada yani ilk sıramızda ne yaptıysak onu yapacağız. Bir ilmek aldık. Doladık. Bir ilmek örüyoruz. Bir doladık. Bir ilmek örüyoruz. Bir doladık. Bir ilmek örüyoruz. Evet. Bir doladık. Bir ilmek örüyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet. Sırayı tamamladım. Şöyle çevirelim. Evet. Kablolara takılıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Doladım. İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bilirsiniz artık desenimizi bir doluyoruz iki ilmeğin ikisini bir örüyoruz bir doluyoruz iki ilmeğin ikisini bir örüyoruz bir doluyoruz iki ilmeği örüyoruz Evet bu şekilde örmeye devam edelim ben santim olarak birazdan size göstereceğim ne kadar öreceğimizi Evet gördüğünüz gibi tamamladım 6 numara şişimle şöyle ne kadar ördüm onu göstereyim 20 santim bakın 20 santim olana kadar örmüşüm bu şekilde örersiniz sonrasında yine uç kısmı kenar yapacağız Evet bu şimdi altı numara arkadaşlar kısa boylu diye bunu yaptım geçirdim şöyle ilk ilmeğimi tığımı geçirdim ön yüzdeyiz şöyle bir iki zincir çektim ilmeğimi genişlettim örümcek yapıyorum aynı kenar uygulamasını yapıyoruz 5 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum 5 zincir başına dolamadan batıyorum 5 zincir ilmeğimi genişlettim bir örümcek daha yapıyorum iki tel alacak şekilde başına dolamadan batıyorum bir zincir, bir örümcek. Evet, bu şekilde burayı tamamlayalım arkadaşlar. Diğer tarafa geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi uç kısmını tamamladım. En son son ilmeklerime battıktan sonra iki zincir çektim. Şöyle ipimi kesiyorum. Bu ilmeği e, ipi sonra yakabilirsiniz arkadaşlar. Sökülmesin. Şöyle hafif yakıp böyle yapıştırırsınız. Evet şimdi düz tarafından şöyle bakın. böyle çekiyorum düz tarafından diğer tarafı alıyorum. Evet dediğim gibi düz taraf olmasına dikkat edin. Evet, bu kısımlar yukarıda olacak. Evet ipimi aldım. Buradan da 20 ilmek çıkartacağız. Şöyle şişimi alıyorum. Bu iki teli yukarıda bir tel aşağıda kalacak şekilde şöyle buradan tel alıyoruz Evet burada bakın burada ipim varmış birbirine bağlayacağım Siz dönüşte de bağlayabilirsiniz yoksa ipiniz şöyle sabitleyeyim Evet. Sıradakine batıyorum. ilmek alıyorum. 2. Sıradakine battım. İlmek aldım. 3. Sonrasında bir tane atladık. İkinciye batıp ilmek alıyoruz. Bir tane atlıyoruz. ikinciye batıp ilmek alıyoruz. Diğerini yaptığımız gibi. Bir tane atlıyoruz. ikincinin iki teli yukarıda olacak şekilde ilmek alıyoruz. Böyle 20 tane ilmek çıkartalım. Evet 20 tane ilmeğimi çıkardım. Şöyle nasıl yapacağız onu göstereyim. Evet ilk önce bu üst kısmı yapacağız. Böyle 4 parmak. Önden düz, arkadan ters öreceğiz. Sonra öbür taraftan arkasından ilmek alacağız yine. Düz iç taraftan ters öreceğiz. İlmeklerimizi birleştirip bu üst kısmı yapacağız çiçeğimizde yapıp tamamlayacağız. Şöyle bundan göstereyim artık. 3 numara şişimizle. Evet burası ters olduğu için ters örüyorum. Evet. Kendisini ikinci, üçüncü sırada toparlayacak. Son ilmeği de düz öreyim. Çevirdim. Önden düz örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar düzgün olsun. Arkadan ters öreceğiz. Diğer tarafı ördüğümüz kadar. Dört parmak hatırlıyorum. Dört parmak kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi tamamladım. Diğerinde ben 29 sıra örmüşüm. 29 sıra ördüğümü nasıl anlıyorum? Şöyle göstereyim ki siz de aynı boyda öresiniz. Şöyle bakın buradaki tersinden bu haroşa, haroşa diyorum. Ters sıralarını sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde sayarsınız. Benimki 29 tane olmuş. Diğeri bunda 29 sıra olana kadar ördüm. Evet şimdi Böyle ipimi burada bırakıyorum ben. Diğer ipimi alacağım. Şöyle zaten ipim bitmek üzere o. Evet böyle bakın. Bu tellere batıp ilmek alacağız. Şöyle şuradan başlayalım. Yine iyi 20 ilmek çıkartacağız. Şöyle batıyorum. İlmeğimi aldım. Bir sırada iki ipimi birbirine bağlarım. Sıradakine batıyorum, ilmek alıyorum. 2 3 Bakın 2 tele batarak alıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 Beraber alalım 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet şuradan da alayım. Tam denk gelsin. 18 19 alamadım. 19 evet şuna da batıyorum. 20. ilmeğimi aldım. 20 ilmek çıkardık. Çevirdik. Bu iç kısmı ters olacak. Evet, bir tane daha 3 numara şiş alacağım. Evet. 3 numara şişimi aldım. Bu taraftan ters örüyoruz. Evet, diğerini bıraktık. Bu taraftan da aynı boya gelesiye kadar öreceğiz. Sonra birleştirip uç kısmını devam ettireceğiz böyle buradan ters örüyoruz şurada ilmeğimi bağlamamıştım şöyle sonucu da ters öreyim ipimi çektiriyorum bu iki ipi birbirine bağlıyorum ki sorun çıkarmasın böyle iyice sıkılayım 3 oldu <laughs> çevirdim iyice sıkıladım şimdi geçirmesi zor olacak ilk ilmeği örmeden aldım düz örecek devam ediyorum ön yüzde bu tarafta düz örüyoruz böyle buradan düz öbür taraftan ters örerek 29 sıra öreceğim bunu ördüğüm gibi örelim sonrasını göstereceğim Evet bu kısmı da tamamladım 29 sıra olana kadar ördüm şimdi şöyle iki parçayı birleştirelim bu şekilde Şöyle tığımı alıyorum. Evet. Bir bu ilmeği alıyorum. Diğer şimdiden de karşıdaki ilmeği alıyoruz. Böyle. Bir bunu bir bundan bir bundan alıyorum. Evet. Örmeden alıyoruz. Parmağımı da geçirdim ama ölmüyorum. Sorun yok. El alışkanlığı. Böyle ilmeklerimi bir ondan bir ondan alarak birleştiriyorum. Evet. Bütün ilmeklerimizi sağ şişimize geçirelim. Evet. Bütün ilmeklerimi buna geçirdim. Şöyle çeviriyorum. Evet. Çevirdim. Şimdi 6 numara şişim alıyorum. Bu ipimi birazdan keseceğim. Buradaki ipimle devam ediyorum. Ön yüzdeyiz. Şöyle bakarsanız şöyle ön yüzde olduğumuzu ya uç kısmından anlarsınız ya da buradaki bakın üst taraftaysa oradan anlayabilirsiniz. Yanlış bir şey yapmayalım. Hep aynı yerden devam edelim ki sorun çıkmasın. 2 İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Birleştiriyoruz ilmeklerimizi. Doladık. İki ilmeğin ikisini bir ördük. Doladık. İki ilmeğin ikisini bir ördük. Doladık. İki ilmeğimizi ördük. Doladık. Evet bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. Evet sırayı tamamlayalım. Evet sonuna geldim. Son iki ilmeğimi de şöyle ördüm. Burada bu ipimi kesiyorum. Bunu kullanmayacağım. Ya da ben evet benim bu ipimden bu kadar kalmış sadece. O yüzden bunu kesiyorum. Şöyle düğüm olmasın içinde. Buradan kestim. İki ipimi birbirine sıkıca bağlıyorum. Sonra ipimi kısaltıp ucunu yakacağım. Hafif yakıyoruz. Evet şöyle çevirdim. Evet çevirdik. İpimi kendime doğru alıyorum ilk ilmeğimi. ölmeden alıyorum. Doladığım yine artırdığım ilmek ve normal ilmeğimin ikisini bir örmeye çalışıyorum doladığım iki ilmeğimi örüyorum. Evet doladık. İki ilmeğimizi örüyoruz. Artık anlarsınız arkadaşlar. Burada yaptığımız gibi. Şöyle göstereyim. Buranın ucunda yaptığımız gibi. Aynı boyuta gelene kadar 20 santim örmüştük diye hatırlıyorum. 19 mu 20 miydi öyle bir şeydi. 20 santim olana kadar örelim. Sonra uç kısmını bu şekilde yapalım. Bitirelim. Çiçeğin yapımına geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi burayı da tamamladım burası iki kat oldu burayı buradan geçireceğiz böyle bu şekilde kullanacağız Evet şimdi çiçeğin yapımını geçiyoruz Evet ipin şurası da lekeli çıktı Böyle evet çiçeğin yapımına geçelim tığımı alıyorum yine şu kenarda dursun 6 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. ilk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu yuvaya bir dolayıp iki defa da çektiğim 3 tane tırabzan. 2 3 3 zincir yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum 3 tane trabzan 1 2 3 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum Evet böyle 4 tane yaprak yapacağız 2 tanesini yaptık 3 zincir 3 trabzan 2 şöyle geriye doğru çekerek yapıyorum ki yer açılsın 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum 3. yaprağımızı yaptık 3 zincir 3 tırabzan 1 2 3 3 zincir çekiyorum dibine başına dolamadan batıyoruz evet, şöyle düzelteyim böyle arada boşluk olmasın istedim o yüzden yuvayı küçük çektim hani altı zincir çektim şimdi şöyle bir zincir çektim tersinden şöyle bu şekilde tersinden o battığım sık iğneye batıyorum ikinci yaprak katının yuvasını yapacağız 1 2 3 4 zincir çektim iki yaprak arasındaki sık iğne bakın buraya bu şekilde tersinden başına dolamadan batıyorum 4 zincir sıradaki iki yaprak arasına tersinden oradaki sık iğneye batıyorum 4 zincir sıradaki iki yaprak arasındaki sık iğneme batıyorum 4 zincir ilk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum 3 zincir çekiyorum tıma doladım. Evet 4 tane yuva oluştu yaprak yuvası. Şöyle yaprağım öne doğru yatırıp bu yuvaya 6 tane e, pardon 3, 5 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. 3 zincir çekiyorum dibine başına dolamadan batıyorum. Evet, ikinci yaprak sıramızı yapıyoruz. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Geçiş yapmış olduğum 3 zincir. Doladım. 5 tane trabzan 1 2 tırabzanlarım biraz büyük tutuyorum. 3 4 5 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Yine 5 tırabzan yapacağım. 2 yaprak yaptık. Diğer ikisini de yapalım. Evet, 4. yaprağımı da tamamladım. Şöyle 1 zincir çekiyorum. Tersinden buradaki sık iğneme başına dolamadan batıyorum. Yine yuva yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki iki yaprak arasındaki sık iğneye batıyorum. 5 zincir 2 3 4 5 5 zincir az geliyorsa 6 çekebilirsiniz. Sıradaki iki yaprak arasındaki sık iğneme böyle tersinden başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Evet sıradaki sık iğneme batıyorum. 5 zincir. İlk başladığım yuvanın içine başına dolamadan batıyorum geçiş yapmış oldum 3 zincir çekiyorum şöyle göstereyim tığıma doladım bir dolayıp iki defa da çektim 7 tane trabzan yapıyorum 3 4 trabzanların boyunu uzun tutuyorum 5 6 7 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum sıradaki yuvanın içine geçiyorum başına dolamadan batıyorum 3 zincir bir dolayıp iki defa da çektiğimiz 7 tane trabzan Evet yapraklarımızı 7 trabzan yapıyoruz sıramızı tamamlayalım Evet 3 kat yaprağımı yaptım Dilerseniz 4 kat yapabilirsiniz size kalmış ben modelin aynısını yapıyorum. İki zincir çektim. Şöyle tersinden Şöyle buradaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İpimi biraz uzun bırakıyorum ki Çiçeğimi dikeyim. Evet şöyle. Evet şöyle nereye dikeceğiz? düz kısmı denk gelecek ona dikkat edin şöyle buraya dikelim arkadaşlar böyle tek katına dikeceğiz yukarıdaki katına dikeceğiz bunu bilirsiniz zaten ben de dikip döneceğim Evet bitti arkadaşlar dikimde tamamladım gördüğünüz gibi çok güzel oldu eminim sizinkilerde en az bu kadar güzel oldu İnşallah anlatımdan memnun kaldınız Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Böyle daha güzel modellerin gelmesi için e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum her daim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.